şimdi efendim. Dur abi. Burası oyun parkı değil, Anıtkabir'dir. Sonsuza kadar da buraya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu açıklamayı yaptıktan dakikalar sonra o parkın kaldırılacağı bilgisi geldi. Harika, öyle ya. Genelkurmay Genel Sekreterliği de burayı kaldıracağını, kaldırma yönünde bir çalışma yapacağını bir kargo şirketinin Anıtkabir yerleşkesine çocuk parkı inşa etmesine tepkiler önce sosyal medyadan yükseldi. O tepkilere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek parka sahip çıkarak karşılık verdi. Atatürk'ün salıncağa binmiş fotoğrafını paylaştı. Salıncağa bizzat binen Atatürk, siz neyi protesto ediyorsunuz dedi. CHP Çankaya ilçe örgütü Anıtkabir'e gitti. Birinci derecede sit alanına plastik kaydıraklar koyarak ucube görüntülerle saygı mekanı saygısızlık yapan bu karanlık zihniyete asla izin vermeyeceğiz. O ucube kaydıraklar saygı mekanından ya kaldırılacak ya da kaldırılacak arkadaşlar. Açıklamaların ardından Anıtkabir'e giren kalabalık içeride de tepki gösterdi. Şimdi Anıtkabir komutanı gelecek. Onu bekliyoruz. Sizden rica ediyorum. Herhangi bir provokasyona izin vermeden burada bekleyeceğiz. Anıtkabir komutanımızla konuşacağız arkadaşlar. Anıtkabir komutanıyla CHP ilçe teşkilatı görüştü. Görüşmeden sonra parkın kaldırılacağı duyuruldu. Bu tepkileri Genelkurmay Genel Sekreterliğine ilettiklerini söylediler. Ve Genelkurmay Genel Sekreterliği de burayı kaldıracağını, kaldırma yönünde bir çalışma yapacağını en kısa zamanda yapacaklarını söylediler. Kalabalık oradan ayrılırken salıncakları söktü. Onlar oradan ayrıldıktan sonra da park Anıtkabir komutanlığı tarafından kaldırıldı. Thank you.